Dershaneburada.com YouTube kanalından ben Mustafa Hoca'nız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi basit makineler konusuna devam ediyoruz. Bundan önceki iki videoyu izlemediyseniz öncelikle onları izlemenizi tavsiye ederim. Burada arkadaşlar basit makinelerin üçüncü videosuyla karşınızdayız ve burada eğik düzlemle ilgili sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Hemen geçelim. Nedir eğik düzlem? Eğik düzlem ortada bir yük var ve ben bu yükü direkt çıkaramıyorum. Yükü biraz hafifletip çıkarmam mümkün ama o zaman da yoldan kaybedeceğim. Bütün basit makineleri zaten temelinde bu vardı. Mesela elimde koca bir inek var. İneği kamyona yükleyeceğim ama tutup da ineği kaldıramıyorum. O kadar kuvvetim yok. Ne yapıyorum? Eğik bir düzlem yapıyorum ve ineği ittiriyorum arkadaşlar. Bunun gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Peki burada arkadaşlar her basit makinede olduğu gibi ne yapacağız? Yoldan kayıp var. Yoldan kayıp varsa kuvvetten kazanç var. Ve işten, enerjiden kayıp kazanç yok. Ve ben bunu size sayısal olarak gösterebilmek için şu yandaki örneği şey yaptım. Şimdi burada iş dediğiniz şey arkadaşlar kuvvet çarpı kuvvet doğrultusunda alınan yoldur. Kuvvetimiz 60 N ve kuvvet doğrultusunda 10 metre yol alıyoruz. Yani 60 N çarpı 10 metrelik bir iş yaptı bizim kuvvetimiz. Yani 600 J'lük. Peki bu arada ben 100 N'ı arkadaşlar 100 N'ı şuradan 6 metre çıkarıverseydim ki yapılan iş sonuçta o. O da nedir? 100 N çarpı 6 metre o da eşittir 600 J. Bakın arkadaşlar sonuçta 600 J'lük iş yapıldı ama yolu uzatarak kuvveti küçültmüş oldum. Yani 100 %'yi de 60-60 çekerek hallettim ben bu işi. Ama 100 çekseydim 6 metrede iş bitecekti. Ben ne yaptım? 60-60 çektim 10 metrede iş bitti. Yani bu şeye benziyor. Kredi çektiniz, vadesini uzatıp ayda ödediğiniz miktarı azaltmaya benziyor arkadaşlar. Ama faiz yok. Anlaştık mı? Ona benziyor. Yani burada mesela 6 taksitte 100'er 100'er ödeyeceğime 10 taksitte 60'ar 60'ar ödemiş oldum. Peki ne oldu? İşten kazanç olmadı, işler eşit çıktı. Sürtünme kuvveti olsaydı işten zararım olurdu. Yani 600 J'lük işi yapabilmek için belki 630, 650, 700. Bakın orada işte faiz var. Sürtünmenin olduğu yer faizli gibi düşünebilirsiniz. Ama şanslıyız ki liselere giriş sınavında sürtünme olmayacak. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İşten kayıp zaten olmayacak. Sürtünme olunca işten kayıp oluyor. İşten kazançta hiçbir basit makinede yoktu. Geçiyoruz. Önemli not. Sürtünme önemsenmediği basit makine sistemlerinde işten ve enerjiden kayıp kazanç olmaz. Sürtünme önemsendiği sistemlerde ısıya dönüştüğü için kaybedilir. Basit makinelerde hiçbir zaman işten veya enerjiden kazanç olmaz. Arkadaşlar yine önümüzde defterimiz, kitabımız, kalemimiz olacak ve ben konuyu anlatırken lütfen gerekirse videoyu durdurarak bunları yazmanızı istiyorum. Hocam zaten PDF'e eklemişsiniz niye yazalım demeyin. Yazmak öğrenmenin temel kuralıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet eğik düzlemde eğim. Arkadaşlar eğim biliyorsunuz matematikte öğrendiğinizi düşünüyorum. Dik üçgenlerde tanımlanır ve karşı dik kenarı komşu dik kenara böldüğümüzde elde ettiğimiz şeydir. Yani karşı dik kenarı biraz da matematik anlatayım. Karşı dik kenarı komşu dik kenara bölüyorsunuz arkadaşlar. Bu karşı dik kenarın komşu dik kenara bölünmesine tanjant da denir. Yani alfanın tanjant değeri denir. Yavaş yavaş kulak aşinalığınızın olması lazım. Peki eğim arttıkça aynı yükü kaldırmak için daha büyük bir kuvvet gerekir. Bakın eğim arttıkça daha büyük kuvvet, daha büyük kuvvet gerekiyor. Yani eğimli bir yol hayal edip ittirmesi daha zor olacaktır değil mi? Eğik düzlemde her durumda kuvvetten kazanılır, yoldan kaybedilir. Evet, burası önemli. Eğik düzlemde çünkü biz hipotenüsten gidiyoruz ve hipotenüs de nedir arkadaşlar? En uzun kenardır. Nihayetinde çıkacağımız yer burası ama biz onu çıkmak için L kadar yol alıyoruz. O yüzden her zaman arkadaşlar her durumda kuvvetten kazanılır, yoldan kaybedilir. Bunu kulağımıza küpe ettik. Peki arkadaşlar kuvvetten kazanç deyince genel olarak ne yapıyorduk biz? Şunu yapıyorduk. Yükü, o yükü kaldırabilmek için gereken kuvvete bölüyorduk. Burada yine aynı kuraldan gelen bir şeyimiz var arkadaşlar. Daha bir basit olacak sizin için. Bunu hipotenüs arkadaşlar karşı dik yüksekliğe bölüyorsunuz.
Yani gittiğimiz yolu arkadaşlar yüksekliğe bölüyorsunuz. Kimi kime böleceğinizi şaşırırsanız hatırlayın, kuvvetten kazanç için birden büyük çıkması gerekiyordu. Ve eğik düzlemde de her zaman kuvvetten kazanç olduğuna göre birden büyük çıkarmak için ne yapmalıyım deyin. Tabii ki hipotenüsü karşı yüksekliğe bölmeniz gerekir. Çünkü hipotenüs yükseklikten her zaman büyük çıkacaktır. Neymiş? Kuvvetten kazanç, hipotenüsü karşı yüksekliğe bölüyorsunuz. Burada hipotenüs şu gittiğimiz L uzunluğu arkadaşlar. Biliyorsunuz 90'ın karşısına hipotenüs diyoruz. Örnek ne var? 3 metre, 6 metre, 180 Newton. Şimdi diyor ki kuvvet kazancı nedir? Bakın arkadaşlar, ben bu kuvvet kazancını iki yoldan size çözmek istiyorum. Şimdi tek yolda bırakmak istemem. Şimdi ne yapıyoruz? Birincisinde şunu yapıyorum arkadaşlar. Biraz önce öğrendiğim şeyi yapıyorum. Kuvvet kazancı. Peki ben bunu ezberlemek zorunda mıyım? Tabii ki değilim. Onu da kanıtlayacağım. Şimdi kuvvet kazancında arkadaşlar ne dedik? Şu gittiğim yolu dedik. Değil mi? Gittiğim yolu kime böleceğim dedik arkadaşlar. Oo, bu gittiğim yol da burası ilginçmiş ya. Allah Allah, bir değiştirelim bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu kuvvet kazancı için gittiğim yolu şu yüksekliğe böleceğim demiştik değil mi? Burada gittiğim yol biraz garip yalnız. Pisagor kullanacağız. 36 artı 9 ne çıktı? Kök 45 çıktı. Kök 45 9 kere 5'tir. O da 3 kök 5 çıktı metre. O zaman arkadaşlar, ben kuvvet kazancını hemen yapıyorum. Gittiğim yol 3 kök 5 metre bölü 3 kök 5 çıktı. Bakın buradan kuvvet kazancı, gördünüz mü? Kök 5 çıktı. Peki başka yolu var mı ki bunun? Bu kök 5 çıkmanın başka yolu var mı? Bakacağız, göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, ikinciyi denediğimde şu uzunluğu kaç buldum arkadaşlar? Ben 3 kök 5 metre buldum değil mi? İzleyin. Şimdi ben F kuvvetinin kaç olduğunu bilmiyorum. F kuvveti, bu 180 yazan F değil. 180 şöyle yukarı çıkacak. F kuvvetinin şu an kaç olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir kuvvetle çekiyorum. Peki ben F kuvvetiyle kaç metre çekmişim? 3 kök 5 metre çekmişim değil mi? F kuvvetiyle 3 kök 5 metre ben bunu çekmişim. Kuvvet çarpı kuvvet doğrultusunda alınan yol. Peki bu arada ne yapmışım? Bu arada işte 180 Newton'luk yükü 3 metre çıkarmışım arkadaşlar. Bakın, yapılan işleri eşitledim. Bu noktada F'i ne bulurum arkadaşlar? F'i ne bulurum? Bakacağız. Şimdi şu 3, şu 3'ü götürse, değil mi? Bu 3, bu 3'ü götürse ne oldu? 180 bölü kök 5 oldu burası. 180 bölü kök 5. Biliyorsunuz matematikçiler payda da köklü sayı sevmiyor. Eşlenikle çarpıyor. Kök 5 ile çarptık. Umarım matematikte köklü sayılarınız iyidir. Şimdi ne oldu? 180 kök 5 bölü 5 oldu. O da 36 kök 5 oldu. Yanlış yapmadıysam. Peki arkadaşlar, şimdi geldik eski usul kuvvet kazancı hesaplamaya. Neydi? Yükü, o yükü kaldırmak için gereken kuvvete bölüyorduk. Hemen yapalım. Şimdi yükümüz 180. O yükü kaldırmak için gereken de 36 kök 5. Doğru mu? Peki şimdi 180 bu gitti, bu 5 oldu. 5 bölü kök 5 çıktı arkadaşlar. O da 5 kök 5 bölü 5'tir. O da gitti kök 5. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunu hatırlamasam da oluyor. Ne yaptım? Burada enerji denkliğinden kuvvet çarpı kuvvetin doğrultusunda alınan yol, kuvvetin yaptığı iş eşittir yük çarpı yükseklikten arkadaşlar. Kuvveti buldum. Sonra eski bildiğim işten, yani kuvvet kazancı yük bölü kuvvetten de yine aynı sonuca ulaşmayı başardım. B şıkkı yükü kaldıracak F kuvveti diyor. Onu zaten bulduk arkadaşlar. Ne çıkmıştı? Yükü kaldıracak F kuvveti 36 kök 5 Newton çıkmıştı. Evet, bu örnek özel bir örnek arkadaşlar. Üstünde durun ve anlamaya çalışın. Anlayamadıysanız tekrar bir daha izlemenizi tavsiye ederim. Sıkıntı yaşarsanız yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Evet, geçiyorum. Hayattan örnek. Hayatınızda gündelik yaşamda karşılaştığınız eğik düzlem örneklerini yazalım. Ben mesela biraz da köylü çocuğu olduğumdan zahir ne anlattım size? İneği şeye bindirdim, kamyona bindirdim. Siz de arkadaşlar bambaşka örnekler verebilirsiniz. Bu örnekleri yorumlara bekliyorum. Orada ne kadar çok yorum görürsem o kadar mutlu oluyorum diyebilirim. Peki geçtik. Doğru veya yanlış olarak belirtelim diyor arkadaşlar. Hemen belirtelim. Şimdi burada
Biliyorsunuz kuvvet kazancını biraz önce ne dedik? Kuvvet kazancına az önce dedik ki L bölü H, yani hipotenüsü dikliğe böl dedik. Peki. L arttıkça kuvvet kazancı artar. Sanki bakın burada görünce L artınca arttığı görülüyor. Doğru. H arttıkça işten kazanç artar. Arkadaşlar işten kazanç yok ki artsın. İşten kazanç, enerjiden kazanç yok. Bunu kulağımıza küpe ettik zaten. Bütün basit makineler için geçerli. Sadece ilk düzlem için değil. İşten kazanç yok. Peki alfa arttıkça kuvvet kazancı azalır. Şimdi arkadaşlar bu açının artması ne demek oluyor? Mesela açıyı şu yanda arttıralım. Açı arttıkça kuvvet kazancı azalır. Şimdi aynı yükseklik için açıyı arttırdığımızda arkadaşlar, mesela açı büyüdü. Yine H. O zaman L'nin küçüleceğini fark ediyorsunuz değil mi? Aynı yükseklik için açı arttıkça. Peki aynı yükseklik için açı arttıkça L azalıyorsa sizce de kuvvet kazancı azalmaz mı? Bence azalır. H arttıkça uygulanan kuvvet artar. Evet, dimdik olduğunda zaten yüke eşitlenir. Şu an yükten daha az bir kuvvet uyguluyoruz. Ama dimdik olduğunda yükle eşit olacağı için o zaman yüke kadar artabilir diyebiliriz. L ve H aynı oranda artarsa kuvvet kazancı değişmez. Bakın L ve H aynı oranda artarsa kuvvet kazancı değişmez. Bu da doğrudur diyebiliriz. O zaman arkadaşlar hemen örneğimize geçtik. Kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakın arkadaşlar böyle bence L bölü H ile falan uğraşacağınıza şunu yapın. Bu kuvvet 6 metre çekmiş. F1 çarpı 6 eşittir. 240 de o arada 2 metre yukarı çıkmış. Direkt bunu yapın. Buradan mesela şu 6 bu gitti. 40 oldu. Buradan F1 eşittir ne çıktı? 80 Newton. Mesela burada arkadaşlar F2 kaç metre çekmiş? 6 metre çekmiş. 240 de 3 metre çıkmış. 243 metre çıkmış. Burada arkadaşlar şu yine 40 yaptı. Buradan F2 eşittir 120 Newton çıktı. Geldik buraya. Yine F3 arkadaşlar ne yapmış? 6 metre çekmiş ama bizim 240 Newton'da 6 çıkmış. 6'yı 6'ya böldüm ne çıktı? F3 eşittir 240 çıktı. Buradan bir genelleme yapacağım arkadaşlar sizinle. F4 çarpı 6 metre. Yine bakın F4'ün çekildiği yer 6 metre. O arada 240 aslında şöyle dik olarak 1,5 metre yukarı çıkmış. 240 çarpı 1,5 diyebiliriz. Burada arkadaşlar şu gitti. Şurası 40 kaldı. Buradan F4 eşittir ne çıktı? 40 çarpı 1,5'tan 60 mı çıktı? Evet, bu çıktı. Peki arkadaşlar. Buradan ne fark ettik? Buradan fark ettiğimiz şey bakın 240, 80, 120, 240 gittikçe arttı. Ne oldu da gittikçe arttı? Karşı yükseklik arttı. Yani diklik arttıkça, diklik arttıkça arkadaşlar bizim arkadaş gittikçe arttı. Peki arkadaşlar. Diklik arttıkça gittikçe. Hocam zaten şu olamaz. Şu çizim olamaz. Mantığa aykırı diyenler var mı aranızda? Aferin size. Niye olamaz arkadaşlar? Ne demiştik? F3 ne zaman 240'a eşit olur? Dimdik arttığında. Bakın bu 6 metre, bu 6 metre hiçbir zaman eşit olmaz. Ancak şöyle olur. Şu 240 Newton F kuvveti şöyle 6 metre çekildiğinde olur. Ve ben size ne demiştim arkadaşlar? Dikliği arttırın arttırın. Dimdik olduğunda kuvvetimiz 240'a eşit olur. 240'a kadar artabilir demiştim zaten. Hatırlıyor musunuz? O yüzden çizim yanlış. Bilerek verdik. Ama nereye kadar arttığını da göstermek istedik. Peki arkadaşlar. O zaman bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Hangisi ve hangilerinde kuvvet kazancı 2 olur? Kuvvet kazancının 2 olabilmesi için bizim kuvvetin ağırlığın yarısı olması lazım arkadaşlar. Bakın burada yaptığımızda 4'e 9 değil de 4'e 8 olsaydı 2 olurdu. 4'e 9 olduğu için 2 olmaz. L bölü H da hatırlıyorsanız buradaki. L bölü H. Buradan 9 bölü 4 çıktı. 2 çıkmadı. Geldik arkadaşlar. Bir önceki videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz orada palangalar için bir şey demiştim. Ne demiştim? Aynı ip üzerindeki gerilmeler eşittir demiştim. Ve yükün bağlı olduğu makaraya eşittir koyduğumuzda FF yukarı doğru aşağı doğru G. O zaman F eşittir G bölü 2 olur demiştim. Demek ki 2 bizden. Onu bulmaya çalışıyoruz hatırlarsanız. Geldik arkadaşlar. Burada kuvvet kazancının 2 olması için şurada gözükmüyor ama burada şeyler var. Şöyle şeyler var. Şimdi arkadaşlar burada
Oy oy oy. Şimdi burada kuvvet nerede? Nerede olursa 2 olur. Mesela G çarpı burada ne var arkadaşlar? 1 var, 2 var, 3 var. G çarpı 3. Eğer biz G çarpı 3, F çarpı 1,5 yaparsak bakın. Şöyle G çarpı 3. Buradan F çarpı 1,5 bile yapsak olmuyor. Yani o zaman ne çıkıyor arkadaşlar F çarpı 1,5 yapınca? F eşittir ne çıkıyor? 2G çıkıyor. Halbuki ne çıkması lazım? G bölü 2 çıkması lazım. Burada F'i de göstermemişler zaten. O yüzden bunu hiç almadım. O zaman arkadaşlar nerede kuvvet kazancı 2 oldu? 2'de kuvvet kazancı 2 oldu. Çok ilginç. Yani kuvvet kazancı 2 olsun diye sorduğum soru 2 çıktı. Evet arkadaşlar burada neler öğrendik? Birincisi eğik düzlemi öğrendik. Sonrasında dedik ki eğik düzlemde her zaman kuvvetten kazanç vardır. Demek ki yoldan kaybedeceğiz dedik. Sonrasında da eğik düzlemde eğim konusuna biraz burnumuzu soktuk. Dik üçgendeki eğim konusunu arkadaşlar bilmiyorsanız onları bir tekrar etmenizde yarar var diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.